Damlara bakan penceresinden liman görünürdü. Ve kilise çanları durmadan çalardı bütün gün ve geceleri. Tren sesi duyulurdu yatağından arada bir. Bir de kız sevmeye başlamıştı karşı apartmanda. Böyle olduğu halde bu şehri bırakıp başka şehre gitti. Şimdi kavak ağaçları görünüyor penceresinden kanal boyunca. Gündüzleri yağmur yağıyor, ay doğuyor geceleri. Ve pazar kuruluyor karşı meydanda. Onunsa daima yol mu, para mı, mektup mu bir düşündüğü var. Bilmezler yalnız yaşamayanlar nasıl korku verir sessizlik insana. İnsan nasıl konuşur kendisiyle, nasıl koşar aynalara bir cana hasret bilmezler. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim Efkaf'taki memuriyetimden. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalarda yükseltti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Birincisi o incecik, o dal gibi kız. Şimdi galiba bir tüccar karısı. Ne kadar şişmanlamıştır kim bilir. Ama yine de görmeyi çok isterim. Kolay mı? İlk göz ağrısı. Münevver abla, benden büyük. Yazıp yazıp bahçesine attığım mektuplara gülmekten katılırdı okudukça. Bense bugünmüş gibi utanırım o mektupları hatırladıkça. Dördüncü, azgın bir kadın. Açık saçık şeyler anlatırdı bana. Bir günde önümde soyunu verdi. Yıllar geçti aradan unutamadım. Kaç defa rüyama girdi. Beşinciyi geçip altıncıya geldim. Onun da adı Nurenisa. Ah güzelim, ah esmerim, ah canımın içi Nurenisa. Yedincisi Aliye, kibar bir kadın. Ama ben pek varamadım tadına. Bütün kibar kadınlar gibi, küpe fiyatına, kürk fiyatına. Sekizinci de o bokun soyu. Sen elin karısında namus ara, kendinde arandı mı küplere bin. Üstelik kendinde de yalanın düzenin binimi para. Ayten'di dokuzuncunun adı. Barlarda göbek atar, iş başında şunun bunun esiri. Ama bardan çıktı mı, kiminle isterse onunla yatar. Onuncusu akıllı çıktı, bıraktı gitti beni. Ama haksız da değildi hani. Sevişmek zenginlerin harcıymış, işsizlerin harcıymış. İki gönül bir olunca samanlık seyranmış ama iki çıplak da olsa olsa bir hamama yakışırmış. İşine bağlı bir kadındı 11. Hoş olmasın da ne yapsın. Bir zalimin yanında gündelikçi. Adı Lüksan. Geceleri odama gelir, sabahlara kadar kalır, konyak içer, sarhoş olur. Sabaha da işbaşı yapardı şafakla. Gelelim sonuncuya. Ona bağlandığım kadar hiçbirine bağlanmadım. Sade kadın değil, insan. Ne kibarlık budalası, ne malda mülkte gözü var. Eşit olsak der, hür olsak der. İnsanları sevmesini de bilir. Yaşamayı sevdiği kadar. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını. Günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Mesele falan değildi öyle to be or not to be kendisi için. Bir akşam uyudu,
Uyanmayıverdi. Aldılar, götürdüler. Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. Duysalar öldüğünü alacaklılar, haklarını helal ederler elbet. Alacağına gelince, alacağı yoktu zaten rahmetlinin. Tüfeği depoya koydular, esbabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne matrasında dudaklarının izi. Öyle bir rüzgar ki, kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyit kaldı kahve ocağında, el yazısıyla. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı.